Arkadaşlar bugün de Carnage karakterini PvP modunda test edeceğiz. Bakalım PvP'de de PvE'de olduğu kadar etkili miymiş. Geçen gün PvE videosunu atmıştım zaten ee, ne derece etkili olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Bence gayet iyiydi. Ee, ama PvP'de asıl nasıl ee, bunu merak ediyorum. Çünkü çünkü arkadaşlar bu karakterin yetenekleri falan biraz daha nasıl desem ee, PvP'ye yönelik denilebilir. Yani şu an elimde yaşam tohumu ne kadar aslında biraz varmış biraz basabiliriz. Şu son 3 yeteneği mi iyiydi? Bakalım şöyle bir. Evet son 3 yeteneğini basmamız yeterli olur. Biraz bir tık daha güçlensin istiyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hani şu karakterin e, neden PvP'lik olduğundan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar ilk olarak e, bu karakterin e, liderliği tamamen PvP'lik. Çünkü liderliğinde ortak yaşayan müttefiklere e, tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği ve aynı zamanda da tüm temel savunmalarda %30'luk bir artış veriyor. E, ki, de, ki bu da bizim PvP'de oldukça işimize yarıyor denilebilir. Bunun dışında hani yeteneklerinde falan da hasar artış şey e, hasar artışı alınan hasar kadar arttığı için bu da biraz PvP'de daha çok aslında işimize yarıyor denilebilir. Bunun dışında arkadaşlar bir de bu karakterin artefakt olayı var. Onu da hemen göstereyim. Nerede Karnıç? Evet bu karakterin artefaktına baktığımız zaman şu yazıyor. YP %5-6 ise uygulanacak olan kendisi savunma aşma bağışıklığı YP 1 veya altına düşmez. Savunma aşma bağışıklığı arkadaşlar zaten bu karakterin pasifinde de olduğu için aslında çok bir önemi yok. bunun dışında YP 1 veya altına düşmez diyor. Bu çok iyi. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ölümsüzlük artefaktı demek. Yani yani tıpkı Mr. Sinister'da olduğu gibi, Wolverine'de olduğu gibi, Hela'da olduğu gibi bu karakterin artefaktında da ölümsüzlük var. Bu artefaktı taktığınız zaman canı bir de duruyor. Rakip size vurduğu zaman. Sonra canının %50 kadarını yani yarısını yeniliyor. Ondan sonra anca öldürebiliyorsunuz. Bu da oldukça değerini artırıyor. Yani arkadaşlar artefaktı varsa bu karakterin PvP'deki değeri 2-3 katına çıkıyor. Bunun bilgisini vereyim. Yani artefaktı gerçekten güzel. Ama arkadaşlar bende maalesef artefaktı olmadığı için bu karakteri e, artefaksız deneyeceğim yani içgüdü kritik hasar var ama bunu aslında değiştirebiliriz e, Saf kötü yetenekleri olan düşmanlara verilen temel hasar artıran bir artefak daha iyi olur evet burada varmış e, En azından süper kötülüğe karşı biraz daha etkili oluruz Bunun dışında arkadaşlar bir de Dikili taşını değiştireceğim ben bu karakterin e, PvP dikili taşı takmam lazım Şöyle elimde ne var Şöyle bir şey var işimi görebilir Şöyle bir dokunulmazlık dikili taş, e, taşı taktım arkadaşlar. Dikili taşla az buçuk etkiliyse eğer. Az buçuk bir iki rakip alabiliyorsa. O zaman e, muhtemelen arkadaşlar şeyle çok daha iyi olacak. E, CTP ile çok daha iyi olur onu da belirttim. Şimdi girip bu karakteri biraz PvP'de deneyelim. Şöyle başlasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip takımda Sentry, Thanos ve Gor gibi aslında güzel karakterler var. E, şöyle. Ajan Venom'la devam etsin. Evet, karnıca geçti. Işte. Arkadaşlar burada biraz e, tuşlara ben biraz da kendim basacağım aslında. Hemen ölmeyelim diye. E, özellikle arkadaşlar bazı arkadaşlar hani söylüyor diyor ki işte manuel kullanabilir misin falan diye. O yüzden de biraz manuel kullanıyorum. Güzel sentri aldık ama Thanos'u alabilir miyiz bilmiyorum. Bayağı canımız az çünkü. Aslında Thanos'u da aldık. Yani gayet iyiydi. Thanos'u da aldık ama son e, o, yani biz onu öldürürken o da bizi öldürdü. Ama fena bir performans değildi. Şimdilik iyiydi. Bir yeni bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar rakipte gene Thanos ve kategori 4 Hulk var. Ki bu da baya iyi denilebilir. Şu anda otomatikte bu arada. Gene. Oo, Ajan Venom ile alırsak. Olay olur diyecektim de alamadık. Neyse. Evet Carnage ile bir oynayalım bakalım. Güzel. Güzel. Arkadaşlar Carnage'ın 3. yeteneği güçlü özellikle. Evet ama halk halk iyi ya. Halk iyi arkadaşlar halk alamadık. Yeni bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Evet burası biraz sürebilir. Güzel. Ajan Venom'a geçtik. Ajan Venom büyük ihtimal alacak arkadaşlar zaten. Çünkü rakibin molekül meni de henüz kategori 3 değil. Evet ama burada muhtemelen Thanos'u kaybederiz. Aslında arkadaşlar Ajan Venom PvP'de hiç fena değil. Onu da belirteyim. Yani bir ara herhalde testini falan yapmıştık ama. Güzel. Arkadaşlar Karnış da bu arada fena değil. Özellikle 3. yeteneğinin çok güçlü olduğunu keşfettim. Genelde 3. yeteniyle tek çekiyoruz. Şu an 3. yeteneğini harcamayacağım. Bir sonraki turda harcayacağım. Bakalım aynı etki verecek mi? İlk olarak 2 ile 1'i uygulayacağım ki dokunmazlı falan kalksın. Evet. Arkadaşlar aldık yani Karnıç güzel görünüyor Yani şu ana kadar test ettiğim rakipler bu arada arkadaşlar e, Platin liginden rakiplerdi O yüzden de biraz kolay bir lig aslında Yani e, Vibraim ligden bir önceki Merak ediyorum hani bu kadar Fena görünmüyor şu anlık gayet iyi görünüyor Hani bu kadar iyiyken acaba Vibraim ligdeki rakipleri de alabilecek mi Biraz da Vibraim lige karşı test edelim Evet arkadaşlar Şöyle garip bir rakip buldum e, Takımında Dorman mı falan kullanmış Bakalım böyle bir rakip alabilecek miyiz Evet. Gerçi rakip çok güçlü değil gibi arkadaşlar. Çünkü hala koloslusu alamadı. Ee, bu rakip biraz zayıf olabilir. Daha yeni aldı. Şöyle şurada karnıca geçeceğim artık. Güzel. İlk tur aldık. Bakalım ikinci tur alabilecek miyiz? Şurada tekrar üçüncü yeteneğini uygulayacağım. Güzel. Arkadaşlar üçüncü yeteneği çok güzel. Tek çekiyor direkt. Yani özellikle eğer karnıç kullanacaksanız PvP'de Üçüncü yeteneğini sıklıkla kullanmaya dikkat edin. Üçüncü yeteneğini burada halk karakterine saklıyorum. Evet. Şurada üçüncü yeteneğini kullanacağım. Belki kurtarabiliriz durumu. Evet. Kurtaramadık arkadaşlar. Halk hem güçlü hem de diğer iki karakter bizi biraz zayıflattığı için. E, ee, halk... Oo. Ajan Venom'la halk aldık bu arada arkadaşlar. <laughs> bu güzeldi. Ee, dediğim gibi diğer iki karakter de zayıflattığı için kardeş biraz kolay öldü. Ama tabii ki artefakta olsaydı bu kadar kolay ölmezdi. Her neyse yeni bir rakip bulalım. Evet arkadaşlar bu rakip de yine Vibraim bakalım bu rakibe karşı ne yapacağız. Yani alabilecek miyiz bir şeyler yapabilecek miyiz onu da bir görelim. Şu an otomatikte. Bu arada ajan veriyorum gerçekten iyi arkadaşlar. Yani dikkat ettiğinizi bilmiyorum ama gayet iyi dayanıyor. Ooo evet. Bu rakibi arkadaşlar öldük bu rakip biraz güçlüymüş. Farklı bir rakip bulalım. Şöyle başlasın gene. Arkadaşlar bu da test ettiğimiz son rakip olsun bence yeterli. Bu kadarı. Bu... Ee, düşman da bu rakip de daha doğrusu Vibraim Lig'den bu arada. Evet şöyle bakalım Thanos'u al alabilecek miyiz ben? Oo evet gene tek girdik. Evet yani e, savunma bakımından biraz ufak tefek eksikleri var ama ama birkaç bir şeyden bahs. Arkadaşlar bir takım kısmına girelim orada ben daha detaylı bahsedeyim bu durumdan Şimdi arkadaşlar bu karakterde fark ettiğim ilk şey şu oldu. Şimdi ilk olarak dikkat ettiyseniz Platin Lig'deki rakiplere karşı daha iyi bir performans çıkardı ama VBM Lig'de tabi sıkıntı çekti. Ee, arkadaşlar ilk olarak bu rak şey bu e, karakterin savunmasında biraz problem var. Yani yani çabuk ölüyor biraz. E, şimdi çabuk öldüğü için de e, belli yöntemlere gidilebilir. Öyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kendi fikrimi belirteyim. Daha sonra bu karakteri nasıl geliştirebileceğimizden falan bahsederiz. İlk olarak arkadaşlar ben şundan bahsedeyim. E, bence bu karakter aslında PvP'de iyi. Neden iyi? Şu sebepten. Birincisi bu karakterde dikili taş vardı. Buna rağmen iş yaptı. İkincisi bu karakter kategori 3 bir karakter. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar bu karakterin artefaktı bende yok. Yani bu karakterin eğer artefaktı olursa. Bu karakter kategori 4 olursa. Ve bu karaktere uygun bir CTP kullanılırsa. Ben bu karakterin zaman savaşında gayet iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Yani e, bir halk kadar bir Thanos kadar olur mu olabilir olmayabilir tabi onu test etmeden e, bilemeyiz arkadaşlar dediğim gibi o o tür şeylerin elinde olması lazım ama ama yani bu haliyle de iyi. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu karakterin biraz savunma kısmında problem var biraz çabuk ölüyor biraz e, onun önüne geçmemiz gerekiyor. Hani bunun içinde ne yapılabilir? Bunun içinde arkadaşlar CTP olarak rejenerasyon CTP tercih edilebilir tercih edilebilir belki ama. Ama arkadaşlar ben sanırım geliştirilmiş otoriteyi özellikle tavsiye edeceğim. Şu anda gelemem kardeşim kusura bakma. Dediğim gibi ben sanırım geliştirilmiş otoriteyi tavsiye edeceğim. Çünkü arkadaşlar geliştirilmiş otorite bu karakterin savunmasını falan artıyor. Savunma değil de daha çok aldığı hasarı azaltıyor. Şöyle geliştirilmiş otorite benim daktırdığımda vardı örneğin ondan bir bakalım. Alınan tüm hasarı %30 azaltır diyor arkadaşlar. Yani aldığınız hasar direkt olarak %30 kadar düşecek. Yani 100 alıyorsanız hasarı 70 alacaksınız ki bu da sizin bayağı işinize yarayacak. Yani arkadaşlar bu karakterde geliştirilmiş otorite kullanırsanız dediğim gibi uygun bir gelişim de verirseniz ben bu karakterin gayet iyi işler çıkaracağını düşünüyorum zaman savaşında. Ki bu haliyle bile fena değildi. Peki bu karakterin biraz gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostümü nedir? E, kostüm seçeneklerinden biraz bahsedelim. İlkinden Wong, ikincisinden Human Torch, üçüncüsünden de Odin istiyormuş. E, arkadaşlar özel bir karakter olduğu için daha fazla geliştiremedim. elinde bir Mega Billet var ama ileride Luna'ya falan güncelleme gelirse onu da kullanmayı düşünüyorum. Bu karakteri kullanmayı çok istemiyorum. Aslında kullanılabilir bu karaktere de. Yani karakter güzel olmuş denilebilir arkadaşlar ama gene de ben kullanmayacağım. E, bunun dışında özel ekipman olarak Gördüğünüz gibi dokunmazlık dikili taşı takmışım ama yüce otorite en iyi seçeneğiniz olacak. Artefakt olarak saf kötü yetenekleri olan düşmanlara verilen temel hasar artıran bir artefakt kullandım. ISO 8'leri full aşırı yükleme getirmişim. Kızgın altın gücü PvP için biraz daha iyi olur. Ee, türünü 4'e kadar basmışım. Yetenekleri son 3'ü 10. seviye. ilk ikisi 6. seviye. Karakter ekipmanın kısmına baktığımız zaman çift saldırı, çift YP var ve detay kısmına baktığımız zaman da gerekli PvP özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar genel olarak bu karakterde bu şekilde siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yorumlara yazın tekrar görüşmek üzere bay bay.